Merhabalar herkese. Utanıyor. Yapamıyor, başlayamıyor. Joy, merhaba diyorum. Herkese merhaba. Ah, tamam. 5. kez başlayacağım. Herkese merhaba. Bugün size veterinerlerle ilgili ve veterinerlerin bilinmeyen yönleri belki diyebileceğim bir konu anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Yaşadığım bir olay oldu geçen günlerde ve bundan dolayı açıkçası bayağı bir sıkıntı yaşadım. Susayım mı aşkım? Sıkıntıdan da öte şaşırdığım bir konu oldu. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi yaşadığım olay neydi ve neden böyle bir video çekmeye karar verdim? Şöyle bir şey oldu. Ben belediyeye kedi, köpek, hani böyle uyutulması gereken hayvanlar olduğu zaman bana ulaşmaları ve onların tedavilerini üstleneyim diye telefonumu bırakmıştım. Her neyse, beni aradılar ve benim yıllardır güvendiğim, hatta gözüküyor mu bilmiyorum, şu minnoş dövmem var. 21 yaşında benim kedim vefat etti. 15 yaşında bir sorun yaşamıştı. Ondan beri gittiğim veteriner arkadaşımıza direkt götürdüm özel bir yere. Kendisi bakımını üstlendi. Pansumanı yapılıyor falan falan, böyle gidiyordu. Şimdi 4 ay, 5 ay, belki de 7-8 ay oradaydı. Yaşadığım olay ne oldu? Ben her ay 1200 TL ödüyordum. Kendisine bunun çok fazla olduğunu söylediğimde de o, hani benim zaten çok az ödediğimi, çok fazla ücret almadığını söylüyordu. Ben bir şekilde içime doğdu diyeyim. Yani artık böyle gına geldi çünkü çok fazla olduğunu hissettim. Yani bir şeyler doğru değil gibi gelir ya, hani içgüdüsel olarak bilirsiniz. Hani bunda bir yanlışlık olmalı dersiniz. Öyle bir duygu geldi bana. Ayrıca burada, yani benim evimin yakınlarında bir veteriner kliniği açıldı birkaç ay önce. O veterinerle de ben konuşmayı çok severim. Bilgi almayı, özellikle ilgilendiğim konularla ilgili bilgilenmeyi detaylı olarak çok severim. O veteriner arkadaşla da konuştuğumuzda beni hep bilgilendirmeleri, yani çok fazla olduğu yönündeydi. Bu kadar değil bunun ederi, bunu anladım. Ondan sonra ben belli testler istedim. Daha doğrusu yapılan testlerin bana ulaştırılmasını istedim. Ve neye ne ödediğimi kalem kalem yazmasını istedim. Sonuç tırt. Yani tarih yazmıyor. Atıyorum 5 testin ikisinde tarih var. Benim adım, soyadım ve neden böyle olduğunu sorduğumda da yazıcıda bir hata çıktı cevabını aldım. Şimdi yazıcıda bunu tabii başka benim güvendiğim diğer bir veteriner arkadaşa sorduğumda böyle bir şeyin mümkün olmadığını, diyelim mümkün ama bunu kurşun kalemle ya da bir kalemle oraya hasta adı ve tarihini yazabileceğini söyledi. Sonuç olarak biz de bir hastaneye gittiğimizde kan testi yapıldığında kim bilir sen kimsin demiyorlar. Adımızı yazıyorlar, bilgilerimizi giriyorlar ve öyle o kan testi yapılıyor. Bu kedi köpekler için, hayvanlar için de aynı. Şimdi birincisi bu, cevap verilemedi. İkincisi, neye ne kadar ödediğimi sorduğumda kalışına belli bir ücret yazıyor. O kalışın içinde normalde pansuman olması gerekiyor. Yani hayvan hasta, yani bu arada kedinin arka bacakları tutmuyor, felçli. Kötüydü. Sonuç olarak çok uzatmak istemiyorum çünkü başka sizinle paylaşmak istediğim birkaç önemli nokta var. Şöyle bir şey oldu. Kediyi ben oradan aldırdım ve geldiğinde bu diğer benim güvendiğim veterinere 1 lira büyüklüğünde böyle vücudunda yaralar oldu, ortaya çıktı ve normal bu beyaz kan hücrelerimi, tam detayları bilmiyorum, o veteriner arkadaş bana açıklamıştı. Normalde 40 olduğunda kedi zehirlenmeye başlamış. Yani kan zehirliyormuş kendini çünkü enfeksiyonlu olduğu için. Bu kedinin değeri 63. Ve bu kedi 6-7 aydır özel, benim çok güvendiğim, o veteriner aile dostumuz dediğim Minnoş'un hayatını 15 yaşındayken Minnoş kurtardığı için şu anda %40 yaşama oranı ve bunun tek sorumlusu veteriner arkadaşımız. Bildiğim kadarıyla isim ve yer paylaşırsam dava açılabileceği için ismini ve yerini paylaşmıyorum. Ama zaten kendisi kendisini biliyor. Bu yaşadığım olaydan dolayı sizinle bazı önemli bilgileri paylaşmak istiyorum. Çünkü eminim maddi durumunuz iyi de olsa kötü de olsa önemli değil ama iyilik yapmak isteyebilirsiniz. Ve bence hayvansever olmak harika bir şey. Gerçekten hayvanları seviyorsanız sizi çok gönülden kutluyorum ve inanılmaz bir sevgim var ekstra size karşı. Çok önemsiyorum bunu. Bence bir insanın vicdanının gelişebilmesi için hayvanları sevmesi çok değerli. O yüzden de kullanılmamaya maddi olarak çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi çok kısa hemen de şunu söyleyeyim. Demin o yarım kaldı.
Ücret olarak da kalem kalem talep ettiğimde o arkadaşa bana kalış yazıyor ama artı pansuman ücreti yazıyor ve 3.500'e yakın bir tutar çıkıyor. Şimdi zaten kalış yazdığında 60 lira günlük alıyorsa bir veteriner, pansuman bunun net içindedir. Sizinle paylaşıyorum, başlıyorum. İlk dikkat etmenizi istediğim konu şu: aşı ya da test yaptırdığınız zaman mutlaka onun bir çıktısının alındığından emin olun. Yani o kan testinin muhakkak isminizin ve tarihinizin girilerek yapılması gerekiyor. Dolayısıyla benim yaşadığım gibi yok yazıcıda hata çıktı, yok işte onlarda girilmedi gibi bir şey söz konusu değil. Ve siz belli bir ücret ödüyorsunuz bu testler için. Aşı yaptırdığınızda da bu böyle, sonuçta karnesine işlettiğinize emin olun, bir karnesi olduğuna emin olun. Zaten sizin evcil hayvanınızsa karnesi olması zorunlu diye biliyorum. Sokak hayvanlarına bakıyorsanız da benim size nacizane önerim diyeyim ya da nasıl alırsanız tavsiyem, mutlaka karnesini tutun. Bu çok önemli çünkü karneye işlettiğiniz zaman yarın öbür gün işte komşularınızdan biri bir sorun olduğunda o köpek, bu kedi aşılı, hiç merak etmeyin deme olanağınız da oluyor. Çünkü insan faktörü belli olmuyor kimin ne olduğu maalesef bu konuda. İkinci paylaşmak istediğim nokta mama konusu. Buradan ona da bağlamak istiyorum. Şimdi ben Endi markasını kullanıyorum ve çok araştırdım. İtalyan bir marka ve Endi'nin içeriği çok iyi. Burada Endi'nin reklamını yapmayacağım. Ama içeriğine muhakkak dikkat edin. Çünkü işte kimi kediye, köpeğe tahılsız uygun oluyor. Kimisine o gerekebiliyor ki şunu videonun aslında başında belirtmem gerekiyordu. Ben kesinlikle veteriner hekim değilim. Hiçbir şekilde böyle bir eğitimim yok. Sadece ve sadece size deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda başka bir video da çekmeyi düşünüyorum. Ben 7 yaşından beri kedi besliyorum ve bence çok büyük bir hayvan severim. Beni yakından tanıyanlar bunu biliyor. Dolayısıyla da konuya hakim olduğumu düşünüyorum ve size sadece bildiklerimi paylaşıyorum. Şimdi ben sokak hayvanları için daha uygun olması açısından mesela Alice markasını kullanıyorum. İyi mi? Hayır. Hani muhteşem değil en azından. Biliyorum içeriği. Ama kalkıp da Andy'nin işte 1,5 kiloluğu sanıyorum 300-400 lira bandında, onu alamam. Dolayısıyla da içeriğine olabildiğince dikkat ederek, en azından kediniz köpeğiniz için dikkat edin. Sokak hayvanları için de ben konuşuyorum veterinerlerle. Hani olabildiğince makul fiyata işte propilen kullanabilir miyim ya da daha başka nasıl hani onları besleyebilirim? Bunlara önem veriyorum. Siz de önem verirseniz çok iyi olur. Şimdi diyelim ki diğer bir noktası şu: siz zaten evcil hayvanınızı kısırlaştıracağınız ya da bir sorun olduğunda bıraktığınız zaman takibini yapacağınızı düşünüyorum. Ama bir hayvansever olarak sokaktaki bir kedinin ya da köpeğinin bakımını üstlendiğiniz zaman veterinize güvenmeniz çok normal bir duygu ve bence zaten kesinlikle güvenin. Lakin ben bu olayı yaşayana kadar çok gözü kapalıydım. Böyle bir video çekeceğim aklıma gelmezdi, inanın bana. Ama yaşıyor insan ve görüyoruz. Dolayısıyla siz de sokak hayvanlarını özellikle bıraktığınız zaman kliniğe, en iyi klinik bile olsa, kesinlikle bana kalırsa haftada 2 ya da 3 kontrolünü yapın. Çünkü gerçekten benim size dediğim gibi hani ben gözü kapalı, hani pansuman zaten yapılıyordur. Hani yani bu hayvan çiş yapıyor, kaka yapıyor. Nasıl değiştirilmez? Yani bunu benim aklım almıyor. Ama inanın o özel klinikte 3 gün, 4 gün o vaziyette durabiliyor. Ve siz oraya gidip bunun takibini yapmazsanız bu şekilde o hayvana bakılabiliyor. Ve bu neden yapılıyor bilmiyorum. Benim kişisel fikrimi de soruyorsanız, bence bir öğretmen olmak, bir veteriner olmak, bir doktor olmak çok kutsal. Çünkü insan ve hayvan hayatıyla oynuyorsunuz. Bu aşamada bu insanların belki de bu belgelerin elinden alınması gerekiyor, bu tekrarlanıyorsa. Çünkü böyle bir şey bence kabul edilemez ve bunun vicdan olarak yeri yok. Diğer bir nokta aşı faktörü. Şimdi benim iki kedim var. Biri dişi, biri erkek. İkisini de kısırlaştırdım. Aşı ben hep yaptırmıyorum. Yılda iki kere yaptırıyorum hatta diyebilirim genel olarak. Bunda neden ben önermiyorum nacizane deneyimlerime göre? Genelde veterinerler hep aşı yaptırmanızı isteyebilir. Çünkü bundan maddi bir yarar sağlarlar. Ama size tavsiyem, tabii ki de kedinizin, köpeğinizin, hayvanınızın özel bir durumu varsa bunu tabii ki de önemseyin. Hani o bambaşka, hiçbir şey diyemem.
Ama genel olarak her ay pre ilacını yaptırıp, bunda da Frontline iyi bir marka. Maddi olarak kaçınmayın derim çünkü çok kötü markalar da var ve çok saçma şeyler koyabiliyorlar o şeylerin içine. Yani pre damlasının iyi olması gerekiyor. Bu arada aklıma gelmişken parantez açacağım, şunu da söyleyeyim. Adını hatırlamıyorum ama Netflix'te bir belgesel vardı kedilerle köpeklerle ilgili. Bu mama sektörünü çok iyi anlatıyor. Onu da ayrıca izlerseniz, eğer bulabilirsem size ismini açıklamalarda da koyarım. Çok yararlı olacağını düşünüyorum. Onun dışında son artık şeylere geliyorum. Bu videoyu çok çok da uzatmak istemesem de uzuyor ama detaylı ve bilgilendirici bir video olduğunu biliyorum. Karne kesinlikle tutturun. Demin de paylaştığım gibi ve sanıyorum ki bu zorunlu. Ama sokak hayvanları için de bunu önemserseniz sevinirim. Ayrıca benim veteriner arkadaşımdan öğrendiğim çok önemli bir nokta daha var. Genelde daha fazla maddi kazanç sağlamak adına veteriner klinikleri üst üste alt alta koyabiliyor kedileri. Ve şimdi şöyle bir şey var. Sokakta yaşayan kedilerin bazı yerlerde %90'ı, bazı yerlerde %60'ı koronavirüslü olabiliyor. Ve koronavirüsünü şeker hastalığı gibi düşünün. Bu taşıyıcı ama hani diğer kedinin bağışıklığı iyiyse bir şey olmuyor. Ama koronavirüslü bir kedi atıyorum yukarıda duruyor. Aşağıda sağlıklı bir kedi. O hapşırıyor, aksırıyor, yani akıyor. Şimdi onun hapşırıkla falan geçiyor. Alta geçmesi demek bunun da, yani o kedinin de etkilenmesi demek. Dolayısıyla yine o faktör para devreye giriyor. Buna dikkat edin. Kedinizi, köpeğinizi çok sağlıklı bir şekilde bırakıp sonra hasta bir şekilde bulduğunuzda "Aa, neden böyle oldu? Veteriner de size, ben de bilmiyorum." diyebilir. Uyanık olun, gözünüz açık olsun, dolandırılmayın. Yani ben dolandırıldım, yalan söylenildi. Bilgilendirilmedim, kesinlikle hiçbir açıklama yok. Bunun da sizin başınıza gelmesini hiçbir şekilde istemem. En son nokta, aslında söyleyeceğim daha bir sürü şey var. Şunu söyleyeyim, eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen bunu gösterin. Ve daha detaylı da ele almamı isterseniz yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü daha da paylaşabileceğim aslında konular var. Ama videoyu çok uzatmamak adına son noktayı da söyleyip bitireceğim. Şimdi sonuncusu da kısırlaştırma konusu. Bu kedi de köpekte de aynı şey. Erkeklerin kısırlaştırması daha kolay. Ama dişi hayvanların kısırlaştırılması biraz daha zor. Ve bunu bir ameliyat olarak düşünün. Arkadaşlar şöyle bir şey var, fiyatların farkındayım. Şimdi belediyelere güveniyoruz, ben de çok güvenmek isterim. Ama maalesef benim başıma gelen olay şu oldu mesela. Bir köpek kısırlaştırılıyor, dişi, ve kısırlaştırılırken yarısı alınıyor işte, yumurtalığının yarısı alınmıyor. Sonuç olarak kan da her yer, yani öyle söyleyeyim size. Ve ben tabii ki de özel veterineri aradım, geldiler, aldılar falan ve yanlış kısırlaştırılma. Eğer ki götürülmeseydi 1-2 ay içinde ölürdü dediler. Şimdi bunun belli bir ücreti var çünkü özel klinikler hayırsever klinik değil. Ama eğer ki sizin bütçeniz varsa bunu normal fiyatlar, benim bildiğim 650 TL kısırlaştırma için, kedi için biliyorum, köpek için şu anda bin, yani tam şey vermeyeyim ama o hayvan için benim ödediğim tutar çok yüksek oldu ama onun özel sorunu vardı. Yanlış kısırlaşmadan dolayı bir ameliyat oldu. Normal fiyat 500-550 TL, 600 TL kısırlaştırma için. Lütfen bunu gözden çıkarın. Sokak hayvanları da bana kalırsa evcil hayvanlarımız kadar değerli, önemli. Eğer ki bütçeniz el veriyorsa bunu sağlayın. Çok güvendiğim, sizinle şey paylaşabilirim, Instagram'da Sosyopet vardır. Yani şu anda adlarını unuttuğum çok arkadaşım var. Benim Instagram'da takip ettiklerime de bakabilirsiniz. Onlara evet güveniyorum. Zaten Sosyopet'in sahibi Mehmet Bey, bence işini çok düzgün yaptığını düşünüyorum. Web sitelerinde hani mama kumbarasını seçip onlara, mesela atıyorum Çanakkale'de seçiyorsunuz. Oraya mama gönderebiliyorsunuz kedilere, köpeklere. Yani böyle organizasyonlar var. Onları kullanın. Mesela Sosyopet'in sayfasına girin, o mama kumbarasını inceleyin. Ama işlerini düzgün yapan, gerçekten mamanın gittiğinden emin olduğunuz yerlere bunu sağlayın. Silivri canları da aynı zamanda işini Kadir Bey, Merve Hanım çok düzgün yapıyor, biliyorum. Onun dışında da size söyleyeceklerim, şu an aklıma gelenler bunlar. Dediğim gibi bu videonun devam etmesini istiyorsanız, siz yaşadığınız şeyler varsa bunları da benimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü ben sizinle paylaşmayı çok seviyorum. Siz de abone olarak desteğinizi göstererek bana sizin sevip sevmediğinizi yansıtabilirsiniz.
Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arada yine onu da söyleyeyim, belirteyim. Her pazartesi ve her cuma 6'da videolarım yayında oluyor. Bildirim zilini de açarsanız bundan haberdar olabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Umuyorum bilgilendirici bir video olmuştur. Joy çok heyecanlıyım. Joy! Keşke Joy'u da görmesek. Gel buraya oğlum. Gel buraya. Bakar mısın? Joy! Joy!